posta teknolojiden herkese selamlar. Bugün Xiaomi'nin büyük ekranda 144 Hz yenileme hızı ve uygun fiyata sağlam performans sunan akıllı telefonu Xiaomi Mi 10T Pro'yu detaylı bir şekilde inceliyoruz. <laughs> Xiaomi Mi 10T Pro oldukça şık bir telefon. Önü ve arkası cam. Aynı zamanda metal çerçeve ile elle oldukça sağlam duruyor. Cihazın sağ kenarında güç düğmesi ve parmak izi tarayıcısı ile ses tuşları yer alıyor. Ulaşmayı kolaylaştıran bir konuma yerleştirildiği ve hızlı bir şekilde parmağınızı algıladığı için bu tarayıcının iyi çalıştığını söyleyebilirim. 3.5 mm kulaklık girişi burada yok. Ancak kablolu kulaklık kullanıyorsanız kutudan çıkan adaptörle wireless kulaklıklarınızı bu telefonda kullanmaya devam edebilirsiniz. Son olarak kavisli bir ekrana sahip olmasa da yuvarlak kenarları sayesinde telefonu tutması oldukça rahat. Ekrana gelecek olursak Xiaomi Mi 10T Pro Full HD Plus çözünürlük 144 Hz yenileme hızı ve HDR10 Plus desteğine sahip 6.67 inç LCD ekrana sahip. Netflix veya YouTube üzerinden izleyeceğiniz içeriklerde görsel bir problem yaşamıyorsunuz. Maksimum parlaklık da çoğu durumda iyi seviyede. Telefonun en büyük özelliklerinden biri ne derseniz 144 Hz yenileme hızı. Bu özellik telefondaki hareketleri daha pürüzsüz hale getiriyor. Sosyal medya ve telefondaki menüler arasında gezinirken bu yenileme hızı sizin için yararlı bir özellik haline geliyor. Telefon yenileme hızını yaptığınız şeye uyacak şekilde değiştirebiliyor. Her durumda isterseniz 90 Hz veya 60 Hz'e düşürebilirsiniz. Böyle bir manuel seçeneğiniz de mevcut. Xiaomi Mi 10 Pro'nun ana kamerası 108 megapiksel f1.7 diyafram değerinde sensöre sahip. Eğer daha fazla megapiksel daha iyidir inancına sahipsiniz, Xiaomi sizin için gerçek kamera şampiyonu olabilir. Yine de Xiaomi Mi 10T Pro'nun kamerası fiyatına göre iyi aydınlatılmış koşullarda. Fotoğraf çekerken gayet iyi sonuçlar veriyor. Görüntüler iyi, derinlik keskin, renkler ise gayet canlı gözüküyor. 108 megapiksel sensörün en büyük avantajı ne derseniz, çektiğiniz bir kareye yakınlaştırma yaptığınızda veya Kırptığınızda o kareyi yine de keskin sonuçlar alabiliyorsunuz. Buradaki ultra geniş lens de daha geniş sahneleri yakalamak için oldukça iyi. Bir de Xiaomi Mi 10T Pro'da vlog. Mesela çok sayıda mini video çekip bunları düzenleyebileceğiniz. Ön ve arka gibi işte önden ve arkadan aynı anda video çekebileceğiniz farklı eğlenceli kamera modları yer alıyor. Bunlarla farklı şeyler de üretmek oldukça eğlenceli. Özellikle Instagram'da, sosyal medyada böyle hemen bir şeyler çekeyim, paylaşayım, bunu eğlenceli hale getireyim, like sayım yükselsin diyorsanız bu kamera modları oldukça işinize yarayabilir. Videodan bahsetmişken Mi 10 T Pro ile 4K 60fps veya 8K 30fps'e kadar videolar çekebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Hareket izleme ve sabitleme gibi bazı araçlar da var. Ancak bunlar sadece Full HD 30 FPS'te çalışabiliyor. Telefonla çekilen videolar ise oldukça iyi görünüyor. Kurgu atıp baktığınızda da oldukça güzel sonuçlar alabilirsiniz. 20 megapiksel f2.2 değerindeki selfie kamerası da oldukça iyi çalışıyor ve kaliteli selfie'ler çekebiliyor. Evet Mi 10T Pro'nun ön kamera video performansı da bu şekilde. Şu an Full HD 30 kare çekiyor. Aslında vloglar için gayet güzel görünüyor. Gerçi yüksek çözünürlük istiyorsanız 4K desteği yok. Ama yine de olsun. Şu an bence gayet iyi. Açı da bence iyi. Sıkıntı gözükmüyor. Tabi kurgu da artık size kalmış nasıl göründü. Devam ediyoruz. Gelelim Xiaomi'nin oldukça iddialı olduğu konu yani performans. Xiaomi Mi 10T Pro uygun fiyata iyi performans sunan işlemcilerden biri olan Snapdragon 865 ile birlikte geliyor. Buradaki 8 GB RAM de ihtiyaçlarınızı karşılamada son derece yeterli. Bu işlemci ile telefon yüksek yoğunluklu görevlerde sizi yarı yolda bırakmıyor oyunları yüksek grafik ve yüksek kare hızında rahatlıkla oynatabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Bu arada oyunlar sırasında hiçbir zaman çok fazla gecikme veya yavaşlama, yükleme sürelerinde yavaşlık hissetmedim. PUBG ya da Asphalt 9 gibi oyunları takılma olmadan bu telefonda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Xiaomi Mi 10T Pro Android 10 üzerine yerleştirilen Emotion UI 12 ile birlikte geliyor. Uygulama çekmecesi varsayılan olarak etkin değil ancak isterseniz bu çekmeceyi ayarlardan açabiliyorsunuz. İşlem hızı ve yüksek yenileme hızı sayesinde Xiaomi Mi 10T Pro'nun menülerinde gezinmek akıcı ve hızlı hissettiriyor arkadaşlar. Ayrıca Emotion UI'nin kaydırma animasyonları bazı durumlarda rakip şirketlerin diğer özel kullanıcı arayüzlerinden daha hızlı gelebilir sizlere. Bu arada Mi 10T Pro 5G destekli bir telefon. 5G altyapısı ülkemize geldiğinde bu teknolojiyi bu telefonla rahatlıkla kullanabileceksiniz. Gelelim pil ömrüne. Şimdi Xiaomi Mi 10T Pro 5000 mAh pil ile size bir gün boyunca kolayca dayanabiliyor, ayakta kalabiliyor. Oyun, fotoğraf veya video çekme düzenleme ya da Netflix'ten bir şeyler izleme derken Mi 10T Pro gece yarısına kadar ayakta kalabildi. Cihaz makul miktarda kullanımla ikinci günde görebilir arkadaşlar. Kutudan 33 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptörle telefonun sıfırdan tam güce çıkması ise yaklaşık bir saat sürüyor. Oldukça hızlı bir şekilde şarj olabiliyor bu telefon. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle Xiaomi Mi 10T Pro fiyatına göre sizin oldukça iyi kareler çekebilmenize yardımcı olabilecek bir telefon. 108 megapiksel kameralı bir telefon için normalde piyasada biraz daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak Xiaomi bunu size daha uygun fiyata sunuyor. Hem de ekstra kamera özellikleri modları da size sunabiliyor. 144 Hz ekran ile telefondaki hareketler süper akıcı görünüyor. Snapdragon 865 işlemci de sizlere güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Performans anlamında iyi bir işlemciyi, uygun fiyatta sunan Xiaomi Mi 10T Pro'ya yaklaşık 5800 TL sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yine Xiaomi Mi 10T Pro hakkında aklınıza takılan sorular varsa alt tarafa yorum atabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.